Burada bastaçlaması mı yapılacak? Bir şey konuşacak mısınız? Onu orada yaparlar. Ne oraya mı çıkacak? Oraya çıkacak. Kaç kilometre? Şimdi sevgili Haber 61 TV izleyicilerimiz, biz Haber 61 TV ekibi olarak Maçka'nın Hamsi Köyü'deyiz. Burası turizm merkezi olarak biliniyor. Yıllardır buraya turistler geliyor, binlerce turist geliyor. Bu bölge gerçekten doğal güzelliğiyle eşsiz bir bölge. Bu bölgede şu, neydi Muhtarım, burası dik? Dik kaya ve güzel yayla sınırı. Dik kaya ve güzel yayla sınırı deniyor. Şu nokta. Ve şu anda bir taş ocağı vardı, o durmuş. Şurayı gösterebilir miyim? Şimdi bu bölgede bir tane ikincisini yapmak istiyorlar. Şurada, şu tarafta. İşte bu bölgede, Hamsiköy'de bu bölgede muhtarlar da, vatandaş da şunu söylüyor. Siz bu çevreye bu taş ocaklarını yaparsanız, zaten biz bu doğal güzellikleri göstermek için buraya insanlar geliyor. Bu doğal güzellikleri göremeyecekler. Sadece şöyle tıraş edilmiş dağları görecekler. Şu aradan gösterelim. Şimdi Büyükşehir Belediyesi de diyor ki Hamsiköy'e biz taş ocağı yapmayacağız, ama Büyükşehir Belediyesi'nden muhtarlar şunu istiyor. Diyorlar ki o ki yapmayacaksınız, buraya chat raporu istemeyin. O ki yapmayacaksanız ruhsat almayın. Olumsuz görüş bildirin. Aynı zamanda burada bu bölgeye Hamsiköy değil de dik neydi? Dik kaya, dik kaya ve güzel yayla sınırında da biz taş ocağı yapmayacağız deyin. Hamsiköy'de yapmayacağız demeyin. Bunu da deyin. Çünkü burası bir turizm, Beşköy bir turizm hinterlandı oluyor. Yani Hamsiköy olarak biliniyor ama çevresi Beşköy var, Dikkaya var, Güzel Yayla var, Başar var. Bu bölgede yapacağınız her taş ocağı, bu bölgede her yapacağınız her taş ocağı hem buranın halkını etkileyecek, hem buranın doğal güzelliğini etkileyecek, hem buranın çevre, değil mi Soner? Çevre düzenlemesi, işte göze güzel gelen noktalarını etkileyecek. Şimdi birazdan vatanda böyle gösterelim. Burası Hamsiköy, Hamsiköy'deki muhtar abiler. Gelecek daha var, bir sürü insan var da burada toplandılar. Beşköy'ün merkezi burası. Beşköy'ün merkezinde toplanmışlar. Niye toplandılar? Şunun için toplandılar. Buradaki taş ocağı, yapılmak istenen, iddia edilen taş ocağı Büyükşehir Belediyesi'ne göre yapılmayacak deniyor ama buradaki vatandaşlar şunun için toplandı. Buraya, bu bölge için, şurada gördüğünüz bölge için bir ekip gelecek. Kimler var o ekipte? Mahkeme gelecek. Mahkemelik oldu çünkü. Değil mi muhtar? Evet, evet. Şimdi biz muhtarımla size bilgi verelim. Neydi? Hangi? Hamsiköy muhtarı. Hamsiköy muhtarı. Evet. Hamsiköy muhtarımız neydi adını abi? Kamil Kaç. Kamil Kaç. Kaç, evet. Evet. Kamil abi bize şimdi anlatacak abi. Burası nasıl mahkemelik oldu? En başından başlayalım. Şimdi bu mahkemelik olmadan evvel biz bu duyumu aldık. Maçka'da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da geldi. Kendilerine konuyu aktardık. Bize olmayacağını, oradaki tabii güzelliği bozmayacağımızı ifade etmişlerdi. Ancak bunun yanı sıra şunu da söz vermişiz bize. Gelip yerinde inceleyeceğiz biz. Hakikaten eğer oradaki doğayı bozma gibi bir lüksü yaşıyorsa, yaşanıyorsa biz bunu kesinlikle yapmayacağız denilmişti. Bunun akabinde biz bunu Süleyman Soylu Bakanımıza da iletmiştik. Hatta Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var. Milletin gücü üstünde güç olmaz diye bir söz söylemişti. Çok yerinde bir deyim. Eğer buradaki bu bahsi geçilen taş ocağı açılırsa buradaki bin bir türlü floranın öldürüleceği, bu güzelliğin ortadan kalkılacağı aşikar ortada. Yani buna biz insan, burada yaşayan insan hakkı olarak kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Büyükşehir diyor ki, biz diyor oraya taş ocağı yapmayacağız diyor. Hamsiköy yapmayacağız diyor. Ama Hamsiköy'ü yapmayacağız diyor. Hamsiköy'de zaten orası Dikkaya ve Güzeli'ye ait olan bir bölge. Şimdi Hamsiköy'de doğru, Hamsiköy'de yapılmıyor ama o bahsi geçilen yerde, yani burada lafın şeyine gelmeyelim. Yani kelime oyunu mu? Hamsiköy Beşköy'dür. Burayı ilgilendiriyor. Hamsiköy Beşköy'dür. Hamsiköy Beşköy'den mi? Beşköy'den ibaret. Ne senin adın abi? Selahattin Erdoğan. Güzel Yayla Mahalle Muhtarıyım ben. Güzel Yayla Mahalle Muhtarı. Mahkemeye de biz taşıdık. Siz burada, Büyükşehir diyor ki biz yapmayacağız diyor. Sen hala diyorsun ki yapacak. Hayır, bunu açıklar biz mısın? Yapmayacağız diyor ama resmi yazılarda gerçek anlamda mahkeme kararıyla yapmayacağız ve
encüme kararıyla yapmayacağız yazısı henüz çıkmamış. E belki çıkartacak. Tamam çıkarsın, bir şey demediğimiz yok. Bizim amacımız o. Biz belediyemiz tabii ki güçlü olsun istiyoruz ama ancak buradaki insanların ve bu toğanın efendim bozulacağına herkes karşıyız. Yoksa devletimizin, belediyemizin güçlü olmasını hepimiz istiyoruz. Ama burası yeri değil ya. Yapılması gereken yer burası değil. Şimdi bu şimdi sizin bahsettiğiniz yer kaç kilometre? Hemen şurası. Buradan dönüyoruz. Peki burası, şuradaki buradan hemen şuradan baktığın zaman burası 1,5 kilometre. Şu taş ocağı hemen sağ taraf. Şu binada görünmüyor. Faaliyette mi? Şu anda orası da zaman zaman faaliyet, zaman zaman sürdürülüyor. Peki tamam. Şimdi ben yayını burada keseceğim. Burada aynı zamanda benim orası tam sınır, orası benim sınırın orası da aynı zamanda heyelan bölgesi. Heyelan bölgesi. Tam sınırın, yani ocağın kurulacağı yerin hemen yanı heyelan bölgesidir. Var mı yetkili arkadaş? O da yetkili avukat. Avukat, sizin avukat. Bizim avukatımız, evet bizim avukat. Dikkaya muhtarı. Dikkaya muhtarı. Hep bir gün aşk önüne geçmişler. Tamam, kesinlikle geliyorlar. Geliyorlar. Hakim Bey'le geliyorlar. Şey, avukat Bey'le görüşecek miyiz? Tabii, Yılmaz Bey, gör. Zamanı var mı? Var, var. Tamam. Şimdi tekrar ediyorum, yayınımızda olan yeni girenler için Hamsi köydeyiz. Hamsi köy 5 köyden mi oluşuyor? 5 evet. Köyden oluşuyor. 5 merkezden 5 köyden oluşuyor. Birkaç tanesine taş ocağı yapılmak istendiği için burada vatandaşlarla görüşüyoruz. Avukat Bey de herhalde Bayramoğlu. Neydi adınız? Elmar Bayramoğlu. Elmar Bayramoğlu buranın sizin avukatınız. İki muhtarım tabii. Evet. Şöyle biraz sesli konuşalım. Neydi? Buranın derdi ne? Siz ne yapacaksınız? Biz buradaki ÇED kararının iptaline ilişkin bir dava açtık İdare Mahkemesi'nden. Şimdi heyet gelecek, keşfe çıkacağız. Buranın doğal güzelliğinin korunması açısından önemli olduğunu, insanların fikirlerine değer vermesi açısından gelip orada bir keşif yapacaklar. Ama Büyükşehir diyor ki, gene tekrar edeyim. Yani biz... Büyükşehir'in açıklaması çok doyurucu değil işin açısı. Hani yani inandırıcı değil mi? Değil tabii ki. Niye böyle bir kanıya vardınız? Ya şöyle ki, yapılamayacaktır diyor ama bir görüş bildirmesi gerekiyor net bir şekilde. Net bir şekilde görüş bildirmedikleri için bizi tatmin etmiyor işin açısı. Ne demeleri lazım yani? Biz yapılmayacaktır diyor yani, net bir görüş derken yani burada taş ocağı olmaz mı demesi lazım? Ismi. Aynen öyle. Yani rapor mu tutması görüş lazım? Bildirmesi gerekiyor. Ha, bu görüşü size mi yoksa mecliste mi karar? Mecliste yani karar alıp görüş bildirmeleri gerekiyor. Sadece basın açıklaması. Şimdi sizin derdiniz burada, buralar yapılırsa taş ocağı görüntü kaybolacak. Gerek görüntü doğal gerek aşağı taraflarda oluşan evler açısından büyük sorun. Yani aşağıda köy eylem riski altında. Evet, evet. Mahalle var. Bak, mahalle. Öyle mi şimdi? Güzelele mahallesi hemen altında zaten. Orada yaşayan insanlar. Siz orada mı yaşıyorsunuz? Olacak? Evet, bir orada şey yaşıyorum. Bir de peki orada yaşayan insanlar ne olacak? Hisseden. Görüntü kayıp olmaz. Şimdi özellikle bir de o mahallede oturup da o kafasına taş yağacak vatandaşı dinleyin. Tamam. Tamam bir saniye. Tamam. O vatandaşı dinleyin. Tamam, bu diğer çevrede avukatın. Ömer Bey. Şimdi siz heyet gelmek üzereymiş. Evet, şimdi taş ocağı bu mahkeme heyeti gelecek. Mahkeme heyeti gelecek. Biz oraya iniyoruz. Şimdilik yayınımızı kesiyoruz. Devam edeceğiz.